Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrika'da sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani Gazi'nin. Şu anda bizim de hissettiğimiz. Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden iyi geceler. Bugün 12 Nisan 2019 Cuma gece görüşüyle karşınızdayız. Yaklaşık 2 hafta geçti üzerinden ama seçim süreciyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Gece görüşüne bu tartışmalarla başlıyoruz. İstanbul'da gözler artık Maltepe'deki oy sayımının tamamlanmasında. Pazar günü bitmesi beklenen oy sayımından sonra Yüksek Seçim Kurulu talepleri karara bağlayacak. Bu arada itiraz süreciyle ilgili CHP cephesinden yeni açıklamalar geldi. İstanbul'da 31 Mart sonrası yapılan itirazlar üzerine başlayan oy sayım işlemlerinde sona gelindi. Maltepe ilçesinde 1080 sandığı kapsayan yeniden sayımın pazar günü bitmesi öngörülüyor. Sayım işleminin tamamlanmasıyla Yüksek Seçim Kurulu iptal taleplerini görüşmeye başlayacak. YSK, Büyükçekmece ile İstanbul'da seçimin yenilenmesine ilişkin itirazlarla taleplerin birlikte ele alınmasına karar vermişti. Maltepe'den gelecek sonuçlara göre AK Parti, İstanbul'un genelinde seçimin yenilenmesi için YSK'ya olağanüstü başvuru yapmaya hazırlanıyor. İstanbul seçimlerinin yılan hikayesine dönmesi, ülkemizde ihtiyaç duyulan ciddi bir ekonomik programın açıklanmasının da ertelenmesine neden olmaktadır. Tartışmalar sürerken CHP kanadından da açıklama parti sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi. Türkiye seçimle gelenlerin seçimle gittiği bir demokrasi midir? Yoksa koltuğa oturanın bir daha kalkmadığı totaliter bir rejim midir? Yüksek Seçim Kurulu yargıçları şimdi bunun kararını verecekler. Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Ekrem İmamoğlu da YSK'nın Büyükçekmece ile ilgili erteleme kararı ve Maltepe'deki sayım sürecini değerlendirdi. Yanlış. Yani Yüksek Seçim Kurulu bunu birleştirerek neyi tartışacak? Ha değersiz buluyorsa her ikisini birleştirip reddedecekse bilemem, hukuki tarafına çok analiz yapmayı istemem, mesleğim değil ama vicdani tarafından yorum yapabiliyorum. İstanbul'da devam eden seçim tartışmalarına vaktiyle bize yapılan yanlışları bizim güçlü olunca başkalarına yapmamamız gerekir açıklamasıyla eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de dahil oldu. CHP adayı Ekrem İmamoğlu sesleri daha gür çıkmalı çağrısı yapınca Gül'den yeni bir açıklama daha geldi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yaptığı açıklamayla İstanbul seçimleriyle ilgili tartışmalara dahil oldu. Gelinen nokta çok üzücü diyen Gül, vaktiyle bize yapılan yanlışları bizim güçlü olunca başkalarına yapmamamız gerekir ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'ndan Gül'e teşekkür geldi. İmamoğlu seslerinin daha gür çıkması lazım, bu ses bu kadar yumuşak tonda olmamalı ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun bu sözlerinin üzerine Abdullah Gül bu kez resmi internet sayfası üzerinden Türkiye'yi seçimleri tartışmalı bir ülke haline asla getirmemek gerekir başlığıyla bir açıklama yayımladı. 70 yıldır seçimler hiçbir zaman tartışma konusu olmadı diyen Gül, üzülerek görüyoruz ki son zamanlarda seçimlerin yapılması ve sonuçlarıyla ilgili tartışmalar yaşanıyor. Bu hem içeride hem dışarıda Türkiye'nin itibarını zedeliyor. Son yerel seçimlerde bu tartışmaların çok daha yoğunlaşmış olmasını görmek üzüntü verici dedi. Gül, 31 Mart seçimlerinde iki konunun öne çıktığını, ilkinin bazı adayların hukuki gerekleri karşılayıp adaylıkları kabul edilip seçildikten sonra düşürülmeleri, ikincisinin ise İstanbul'da seçim sonuçları açıklanmaya başladıktan sonra yaşananlar ve sonuçların kesinleştirilmesinin uzatılıp geciktirilmesi olduğunu kaydetti. İşin hukuki ve teknik kısmından ziyade politik söylemlere girilmesi Türkiye'nin itibarına zarar verecek şeyler diyen Gül, bu meselenin uzaması Türkiye'ye de zarar verir, demokrasimize de gölge düşürür. Türkiye'yi seçimleri tartışmalı bir ülke haline asla getirmemek gerekir ifadelerini kullandı.
Seçim sonuçlarına itiraz süreci Yüksek Seçim Kurulu'nda devam ediyor. Kurul, Denizli'nin Honaz ilçesinde seçimlerin yeniden yapılmasını kararlaştırdı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kazanan HDP'nin adayına ihraç edildiği için mazbata verilmedi. Yüksek Seçim Kurulu, Denizli'nin önemli ilçelerinden biri olan Honaz'da yeniden seçime gidilmesine karar verdi. Honaz'da 3 kez yapılan sayım sonrasında CHP adayı Yüksel Kepenek yarışı kazandı. Ancak AK Parti YSK'ya gitti. YSK itiraz üzerine 3 kısıtlı seçmenin oy kullanmasını gerekçe göstererek yeniden seçim yapılmasını kararlaştırdı. Honazlı seçmen 2 Haziran'da sandık başına gidecek. Biz nasıl kazandıysak ilk seçimi, bu seçimi de kazanacağımızı düşünüyoruz. Çünkü halk bize bu görevi verdi ama Yüksek Seçim Kurulu ve yasalar maalesef bizi bu konuda bir daha seçim yapın noktasına getirdi. Ben kazanacağımızdan hiçbir şüphemiz yok. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde mazbata krizi yaşandı. HDP'li aday Zeyyat Ceylan'a KHK kapsamında ihraç edildiği için mazbata verilmedi. 14, 15. Mazbata, YSK kararıyla en yüksek ikinci oyu alan AK Partili aday Hüseyin Beyoğlu'na verildi. ...8 Nisan'da mazbatasını alarak göreve başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyede ilk görev değişikliklerini yaptı. 31 Mart seçimlerinin ardından Ankara Belediyesi'nde ilk görev değişikliği yapıldı. Görevimizi yapacağız. Bunu yaparken adaletten, vicdandan, merhametten ve en önemlisi liyakattan vazgeçmeden Ankara'yı yöneteceğiz. 8 Nisan'da mazbatasını alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Genel Sekreter Refik Tuzcuoğlu ve Teftiş Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan'ı görevden aldı. Tuzcuoğlu'nun yerine eski MHP milletvekili Murat Özkan atandı. Özkan'ın genel sekreterliğe atanmasına ilişkin yazı gerekli izin için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi. Görevden alınan Refik Tuzcuoğlu, AKP'li Mehmet Özhaseki'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde KASKİ Yönetim Kurulu üyeliğine getirilmişti. 31 Mart öncesi ise seçim sürecini yönetmesi için genel sekreter yapılmıştı. Görevden alınan Teftiş Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan'ın yerine ise belediye müfettişlerinden Ata Şengül getirildi. Ankaralılar bir 5 yıllığına bize vazife vermiş bulunuyor. Bu mazbatayı ben Ankaralılar adına alıyorum. Atamaların yanı sıra Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı. Cumartesi günü saat 14'te yapılacak toplantıda ilk başkan vekili seçilecek. Belediye meclisinde çoğunluğu AKP oluşturduğu için seçilecek başkan vekillerinin AKP'li olması bekleniyor. Bu arada gözler İstanbul Maltepe ilçesindeki oyların sayımında demiştik, gerginlik çıktı. Yaşanan gerginlik üzerine Maltepe ilçesinde oyların sayımına sabah 8'e kadar ara verildi. Türkiye seçim tartışmalarını yaşamaya devam ederken yurt dışından ülkemize yönelik baskılar devam ediyor. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Fransız Cumhurbaşkanı Macron'a hukuk dışı 24 Nisan kararı nedeniyle bir mektup gönderdi. Mektubunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Fransa Anayasa Konseyi ve Fransa Meclisi'nin kararlarını hatırlatan Perinçek, soykırım yalanının Türkiye'nin bölgedeki direnişine karşı gündeme getirildiğini belirtti. Vatan Partisi lideri Macron'a artık pas tutmuş olan hukuk dışı safsatalara sarılmaktan vazgeçmenizi öneririm diye seslendi. Fransa'nın 24 Nisan kararının ardından Vatan Partisi lideri Fransa Cumhurbaşkanı'na bir mektup yazdı. Buradan bütün Türkiye'yi... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla tarihe geçen ve Türkiye'nin zaferini ilan eden Vatan Partisi lideri mektubunda Büyük Daire'nin kararını hatırlattı. Sözde Ermeni soykırımı yalanını simgeleyen 24 Nisan tarihini ulusal anma günü olarak ilan etmenizi hayretle öğrenmiş bulunuyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2. Dairesi'nin Perinçek-İsviçre davası diye anılan yargılamadaki 17 Aralık 2013 günlük kararını ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin 15 Ekim 2015 günlük kararını incelemenizi öneririm.
Yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Ali Mercan, Ethem Kayalı, Hasan Kemahlı ile İsviçre Devleti arasındaki davada aldığı 28 Kasım 2017 tarihli kararı da dikkatinize sunuyorum. Fransa'nın sözde soykırımı ile ilgili kararları da mektupta yer aldı. Fransa Anayasa Konseyi, Fransız Parlamentosu tarafından 2012 Ocak ayında kabul edilen Ermeni soykırımını inkar edenlerin cezalandırılmasına dair kanunu anayasaya ve düşünceyi ifade özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmişti. Fransa Meclisi, Cumhurbaşkanı Hollande'ın talimatıyla hazırlanan yasa tasarısını hukuki temeli olmadığı gerekçesiyle 3 Aralık 2015 günlü oturumda alt komisyona geri gönderdi. Doğu Perinçek, Perinçek İsviçre davasının Avrupa üniversitelerinde, Fransa hukuk öğretisinde ve Fransa Tarihi için Özgürlük Derneği'nin bildirisinde de örnek olarak yer aldığını belirtti. Fransa'nın neden soykırım kararı alamayacağını 8 maddede sıraladı. Vatan Partisi lideri Fransa Cumhurbaşkanı'nı uyardı. Hukuk dışı Ermeni soykırımı yalanını, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Amerika ve İsrail tehditlerine karşı direnişine ve Suriye'nin kuzeyinde Amerika güdümlü PKK terör örgütünü temizleme kararlılığına karşı gündeme getirme gayreti içindesiniz. Biz Vatan Partisi olarak Ermeni soykırımı yalanının son zamanlarda Kürt sorunu bağlamında kullanıldığına dikkat çekmiştik. Artık pas tutmuş olan hukuk dışı safsatalara sarılmaktan vazgeçmenizi öneririm. Antalya'daki NATO parlamenterler toplantısına sözde soykırım tartışması damga vurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop açılış konuşmasında Fransa ve İtalya'nın sözde soykırımla ilgili aldığı kararları eleştirince Fransız senatörden şok olduk açıklaması geldi. Senatöre yanıtı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu verdi. Gerçekleri duymaya alışacaksınız yani. Çavuşoğlu, Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın dedi. Gerçekleri duymaktan hoşlanmıyorsunuz. Gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Buna alışacaksınız. Alışacaksınız. Başka seçeneğiniz yok. Fransa'nın sözde Ermeni soykırımı kararı NATO toplantısında gerginlik yarattı. İtalya Temsilciler Meclisi tarihi ve hukuku istismar etmiştir. Fransa'nın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 24 Nisan'ı Ermeni soykırımı için anma günü ilan etmesini de kınıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Antalya'daki NATO parlamenterler toplantısının açılışında böyle konuştu. Fransa bu konuşmaya tepki gösterdi. PKK bir terörist örgüt değildir. Fransız senatör Fransa'ya tepki konuşmalarına şok olduklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanıtı sert oldu. Son yanımın şok olmasını anlayabiliyorum. Son yanımın ülkesi ve Fransa gibi ülkeler bir şeye alışmıştır. Hep patronluk taslayacaklar, hep başka ülkeleri eleştirecekler. Dolayısıyla Türkiye tarafından veya başka bir ülke tarafından eleştiri geldiği zaman da şok olacaklar. Hukukun üstünlüğü konusunda Türkiye'ye ders vermeye çalışıyorsunuz. Burada benim söylediğime bile tahammül göstermiyorsunuz. Çavuşoğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin büyük daire kararını hatırlattı. Bu kararı nasıl verirsiniz diye sordu. Macron'un aldığı karar Fransa Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararlarla çelişmiyor mu? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarıyla çelişiyor mu? Çelişiyor. Peki hangi kıt bilgiyle tarih konusunda böyle bu kadar kesin net karar veriyorsunuz? Fransa'nın tarihine gönderme yaptı Bakan Çavuşoğlu. Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın. Sizler böyle tepeden bakmaya devam edin ama biz de size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam edeceğiz. Çavuşoğlu konuşmasını yaptığı sırada Fransız heyet salonu terk etti. Ne kadar nezaketli olduğunuzu da gördük. Çok teşekkürler. Ben de sizi alkışlıyorum. Bravo. Size de bravo. Biz. Toplantının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop kameralar karşısına geçti. Gerginlik yok dedi. Aslında bir gerilim yok bana göre. Parlamenter arkadaşımızın bir şovu vardı sadece. 1915 Ermeni olaylarını Türkiye aleyhine kullanmaya çalışan emperyalistler her yıl olduğu gibi bu yılda Nisan ayında düğmeye bastı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Perinçek İsviçre davasında verdiği Ermeni soykırımı yoktur kararını çiğneyen ülkelere ise Vatan Partisi'nden tepki geldi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan, Fransa, İtalya ve Amerika'nın Türkiye düşmanı bir konumda olduğunu söyledi.
emperyalist şer orkestrası her Nisan ayında uzun yıllardan beri harekete geçer. 24 Nisan öncesi İtalya ve Fransa 1915 Ermeni olaylarını soykırım olarak tanıdı. Amerika'da da bu yönde Senato'ya tasarı sunuldu. Bu tavırlara ise yanıt Perinçek İsviçre davasında alınan Ermeni soykırımı yoktur kararıyla verildi. Bizim dayanacağımız elimizde hukuk metinleri var. Sözde Ermeni soykırımını Türkiye aleyhine kullanan ülkelere Vatan Partisi'nden tepki geldi. Bunların hiçbirisi bu konuya tarihin, demokrasinin, insan haklarının ve hukukun gözlüğünden bakmayan insanlar. Bunlar zavallı araçlardır. Başta Macron olmak üzere. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan, Fransa ve İtalya'nın attığı adımların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2015'te verdiği karara uymadığını söyledi. Soykırım kararı almak için parlamentoların yetkili olmadığını vurguladı. Fransa Mahkemesi orada mecliste kabul edilen bazı metinleri insan haklarına ve ifade özgürlüğüne aykırı bularak iptal etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar da soykırım konusunda karar verebilecek yegane merciğin ülke mahkemesi, suçun işlendiği mahkeme olacağı veya uluslararası bir ceza, yetkilendirilmiş ceza mahkemesi olacağı yönündedir. Böyle bir karar yok. Parlamenterler Birliği onursal başkanı da olan Korkmazcan, ilgili ülkelerin Türkiye düşmanı bir tavır aldığını belirtti. Türkiye düşmanlığının yeni tezahürleridir. Türk milletini değişik platformlarda güçsüz, uğraşamaz, dünyadaki problemlerle ilgilenemez konuma düşürmek bunların birinci amacıdır. Türkiye'deki muhalefet partilerinin tepkisiz kalmasını eleştiren Korkmazcan, AKP hükümetinin de Perinçek İsviçre davasında verilen kararı iyi değerlendiremediğini kaydetti. Buna karşı bizim bir milli koordinasyon içinde tepkilerimizi vermemiz lazım. Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği üye ülkeleri Parlamenterler Birliği Onursal Yönetim Kurulu üyesi Korkmazcan, Talat Paşa Komitesi olarak atacakları adımları da açıkladı. Önümüzdeki günlerde bu konuda bir girişim başlatacağız. Avrupa'daki karar vericilere ve parlamenterlere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını göndereceğiz. Amerika başta Doğu Akdeniz olmak üzere Türkiye'yi hedef haline getiren adımlarına hız verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Washington ziyareti öncesi parlamentoya Doğu Akdeniz ve sözde Ermeni soykırımı iddiaları ile ilgili yasa tasarıları sunuldu. Tasarıyla bölgede İsrail, Yunanistan, Rum kesimiyle Amerika arasındaki işbirliğini güçlendirmeye hedefleyen Amerikalı senatörler, S-400'ler üzerinden de Türkiye'yi tehdit ediyor. 1915 olaylarının ise soykırım olarak tanınmasını istiyor. Amerikan Kongresi'nde Türkiye, Doğu Akdeniz ve sözde Ermeni soykırımı üzerinden hedef tahtasına konuldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Washington ziyareti öncesi Kongre'ye Türkiye'ye yaptırım hedefleyen 3 farklı tasarı sunuldu. Parlamentoda masaya gelen tasarılardan biri Doğu Akdeniz'de güvenlik ve enerji ortaklığı yasa tasarısı. Amerikalı senatörler Marco Rubio ve Bob Menendez, ABD'nin Doğu Akdeniz'deki stratejisini yeniden şekillendirmeyi hedefleyen tasarıya gerekçe olarak Türkiye ve Amerika arasındaki bozulan ilişkileri gösterdi. Tasarıya göre Kıbrıs Cumhuriyeti'ne silah satışlarına yönelik yasak kaldırılmalı, ABD, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki enerji işbirliğini kolaylaştırmak için bir ABD Doğu Akdeniz Enerji Merkezi kurulmalı, Yunanistan'a 3 milyon dolarlık dış askeri finansman yardımı yapılmalı, uluslararası askeri eğitim ve öğretim için Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimine 2'şer milyon dolar yardım yapılmalı, S-400 hava savunma sistemini Rusya Federasyonu'ndan satın alma planlarını sürdürdüğü sürece F-35'lerin Türkiye'ye transferi engellenmeli. Bir diğer tasarı da sözde Ermeni soykırımını gündeme taşıyor. ABD temsilciler meclisi ve senatosuna 1915 olaylarının Ermeni soykırımı olarak tanınmasına ilişkin birer karar tasarısı sunuldu. Amerikan senatosunun güçlü iki ismi Roger Wicker ve Ben Cardin de senatodaki Helsinki komisyonuna Türkiye'de tutuklu olan Amerikan vatandaşları ve diplomatik çalışanlarla ilgili tasarı sundu.
tasarı tutuklanmalarda rol oynayan bütün Türk yetkililerin cezalandırılacağını söylüyor. Cezalar, Türk yetkililerin ABD'ye girişinin yasaklanması ve ABD'deki mal varlıklarının dondurulmasını da içeriyor. Türkiye, Kıbrıs konusunda garantör ülkelerden biri. Bir Yunan parlamenter, NATO toplantısında garantörlüğün çağ dışı olduğunu söyledi. Yanıtsa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Yunan parlamenterin sözüne tepki gösteren Dışişleri Bakanı, Kıbrıs'ın haklarını garantör olarak ben savunacağım, buna Yunanistan karar veremez dedi. Çavuşoğlu'nun gündeminde Doğu Akdeniz de vardı. Dostuz, komşuyuz ama tespitinize katılmıyorum. Yunan parlamenterin görüşüne katılmadı, sarf ettiği sözleri birkaç cümlede çürüttü. Garantörlük ve bugün güvenlik Kıbrıs'ta her zamankinden daha önemlidir. Öyle bunun çağ dışı veya zamanı geçmiştir gibi söylemlerle bunu hafifletemezsiniz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO toplantısında Yunan parlamenterle karşı karşıya geldi. Parlamenterin Kıbrıs AB ülkesidir ve garantörlük modern dünyanın çerçevesi içinde değildir yorumu tansiyonu yükseltti. Bakan buna Yunanistan'ın karar veremeyeceğini söyledi. Buna siz karar veremezsiniz. O zaman Kıbrıs Türk halkının haklarını kim savunacak? Garantör olarak ben savunacağım. Çavuşoğlu bölgedeki sorunların giderek arttığına dikkat çekti. Bugün tüm dünyanın gözü Doğu Akdeniz'dedir. Rum kesiminin tek taraflı hidrokarbon çalışmalarını başlatması Türkiye'nin garantörlüğünün çok daha fazla önemli olduğunu hatırlatıyor. Türkiye, mavi vatandaki haklarından ödün vermek istemiyor. Çavuşoğlu bunu bir kez daha dile getirdi ve Yunanistan'a mesaj gönderdi. Garantörlüğün her zamankinden daha hassas olduğunu söylüyor. Buna Yunanistan olarak siz tabii ki arzu etmezsiniz. Buna siz karar veremezsiniz. Bunu Kıbrıs Türk halkı karar verir buna ve Türkiye olarak biz karar veririz. Ama siyasi bir çözümle, kalıcı bir çözüm. Vatan Partisi, Amerika'nın devrim muhafızlarını terörist ilan etmesi üzerine İran'ın Ankara Büyükelçiliğini ziyaret etti. Ziyarette emperyalist saldırılara karşı dik durma mesajı verildi. Bölgede güç kaybeden Amerika'nın kanun dışı yollara başvurduğu vurgulandı. İki ülke ilişkileri ele alındı. Amerika'nın saldırganlığına karşı mücadelenin önemi vurgulandı. Hem Kudüs kararını ve hem Golan Tepelerini ve hem Venezuela devlet başkanını kendilerince atama yetkilerini kendilerine gördükleri gibi Amerika'nın dünyada bu haydutlukla gittikçe yalnız kaldığını birlikte tespit ettik Sayın Büyükelçiliği. Amerika'nın devrim muhafızlarını terör listesine almasına karşı Türkiye'den tepki gelmeye devam ediyor. Karara karşı İran'ın Ankara Büyükelçiliğini ilk ziyaret edense Vatan Partisi oldu. Hem partimizin hem de milletimizin dayanışma duygularını iletmek üzere İran Büyükelçisi'ni ziyaret ettik. Biz Vatan Partisi olarak dünyada emperyalizme direnen bütün devletlerin ve halkların yanındayız. Ziyarete Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Ercan Enç ve Uluslararası İlişkiler Bürosu üyesi Yusuf Tunçer katıldı. Türkiye'nin ve İran'ın bölgede ortak çıkarlarının olduğunu, her iki ülkenin de hem etnik ve mezhepsel kışkırtmalarla Amerika'nın hedefi olduğunu hem de ekonomik tehditlerle yine emperyalizmin ve siyonizmin hedefi olduğunu karşılıklı olarak tespit ettik. Basına kapalı yapılan görüşme sonrası Vatan Partisi heyeti elçilik önünde basın açıklaması yaptı. Başta Batı Asya, bizim bölgemiz, coğrafyamız olmak üzere Türkiye'mizde türlü türlü tehditlerle karşı karşıya. Böyle bir ortamda da devletlerin ve halkların dayanışması son derece önemli. Biz de bunun bir örneğini bugün sergilemiş olduk. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, İran Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand'ın ziyaretten memnun olduğunu söyledi. Verimli bir görüşme gerçekleşti. Reyhan, Amerika'nın bölgede güç kaybettikçe saldırganlaştığına dikkat çekti. Biz Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede güç kaybettiğini ve aslında bu güç kaybının neticesinde bu yenilgisinin neticesinde bu tür hukuk dışı, kanun dışı yollara giriştiğini vurguladık. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20, Dünya Bankası ve IMF toplantıları için Amerika'ya gitti. İlk olarak JP Morgan'ın düzenlediği yatırımcı toplantısına katılan Albayrak burada bir dizi görüşme yaptı. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın da eşlik ettiği Bakan Albayrak'ın toplantıları 14 Nisan'a kadar devam edecek.
IMF, Dünya Bankası bahar toplantıları başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi zirvelerine katılmak için Amerika'ya gitti. But it's tepid, it's uneven. Türkiye'de beklentileri karşılayamayan reform paketi yabancı yatırımcılara anlatılacak. IMF buna sanıyorum hayır demez. Çünkü emperyalistler öteden beri işçinin kıdem tazminatı alamayacağı bir sistem öngörüyorlardı. Bu sanıyorum onların da hoşuna gidecektir. Bir dizi görüşme planlanıyor. Ancak ilk toplantı dikkat çekti. Albayrak ayağının tozuyla JP Morgan'ın düzenlediği toplantılara katıldı. Faiz lobisi diye nitelendirilen kurumlarla bir araya geldi. Karşınıza sizin Hazine Bakanı geldi. Siz o Hazine Bakanı'na şunu sorarsınız. Para kazanacak ya adam. Nereden para kazanacak? Kuru ne kadar bu seviyede tutarsınız? Merkez Bankası'nda rezerviniz yok sizin. Albayrak toplantının fotoğraflarını Twitter üzerinden paylaştı. G20, Dünya Bankası ve IMF toplantıları için geldiğimiz Washington'da birçok uluslararası fon ile yaptığımız görüşmelerin yanında JP Morgan'ın düzenlediği yatırımcı toplantısında yapısal dönüşüm adımları paketimiz ve yeni dönem ekonomi politikalarımızı anlattık. Türkiye'yi Berat Albayrak'ın temsil edeceği IMF Dünya Bankası bahar toplantıları 12-14 Nisan'da Washington'da olacak. Albayrak'a ziyaretinde Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da eşlik edecek. Kıdem tazminatı reformu... Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın organizasyon kapsamındaki G20 Hazine ve Maliye Bakanlarıyla Merkez Bankası Başkanları toplantısına da katılması bekleniyor. Öte yandan Bakan Albayrak önemli temaslarda da bulundu. Irak Maliye Bakanı Fuat Hüseyin ile görüştü. İkili düzeyde ekonomik işbirliği ele alındı. Bugün ayrıca Irak Maliye Bakanı Sayın Fuat Hüseyin ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliğini ele aldık. Hükümet yapısal dönüşüm adımları kapsamında kıdem tazminatını bireysel emeklilik sistemiyle birleştirerek bir fon oluşturacak. Peki çalışanın iş güvencesi olan kıdem tazminatının BES'le birleştirilmesi ne anlama geliyor? İşçiler bu yöntemle hangi hakları kazanabilir ya da kaybedebilir? İşte ayrıntılar. Yeni ekonomi programı kapsamında yapısal dönüşüm adımlarıyla kıdem tazminatı için fon kurulacak. Hedefimiz her iki reformu da bu yıl hayata geçirmek ve 2020 yılından itibaren fiilen bu fonları hayata geçirmek. Burada da kıdem bireysel emeklilik sistemiyle birleştirilecek. BES ile entegre kıdem tazminatı fonunda toplanacak. Peki bu ne anlama geliyor? Son derece sakıncalı bir sistem. Uzmanlar BES ile kıdemin entegrasyonunun yani birleştirilmesinin çalışanlar için son derece sakıncalı olacağını söyledi. Bireysel emeklilikte her kişi için özel hesap açılıyor ve bu hesaba bir para yatırılıyor ilgili kişi tarafından. Kıdem tazminatı fonunda da 2008 yılından beri öngörülen düzenlemelerde yani 2008, 2012 ve 2013 taslaklarında kişiye özgü bir hesap açılacak. Bu iki hesabın birleştirilmesi söz konusu, bu ilk defa gündeme geldi. Bunun amacı açıkçası geçmişte devlet güvencesi altında olan sistemden tamamıyla şirketlerin inisiyatifine bırakılan bir sisteme geçilmesi anlamına geliyor. Son derece sakıncalı bir sistem. Vatan Partisi İşçi Sendika Bürosu Başkanı Yıldırım Koç, açıklanan reform paketinde de mutabakat yerine tarafların katılımıyla ifadesinin kullanıldığına dikkat çekti. İfadede çok önemli bir değişiklik var. Daha önce kıdem tazminatı reformu söz konusu olduğunda tarafların mutabakatından söz edilirdi. Bu açıklamada mutabakat yerine sadece katılım deniyor. Yani büyük ihtimalle bir toplantı yapılacak, taraflar katılacaklar ve daha sonra da hükümet bir mutabakat aramadan, bu ifade değişikliğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum, katılım sağlanmıştır diye bir uygulamaya geçecek. Çalışma hayatı uzmanı Yıldırım Koç, sendikaları ve sendikasız olan bütün işçileri hak kaybına neden olacak düzenlemelere karşı mücadeleye çağırdı. Bu bireysel emeklilik sistemini de zorunlu kılacaklar anlamına geliyor bu. Halbuki eski düzenlemede 2 aydan sonra cayma hakkını kullanabiliyordu kişiler. Bu işçilerin ücretlerinden %3 oranında bir kesintinin zorunlu olarak gündeme getirileceği ve işverenlerin de bu kişisel hesaplara bir prim, kıdem tazminatı primi yatıracağı anlamına geliyor. Çok tehlikeli bir düzenleme. Açıkçası sendikaların ve sendikalı olmayan işçilerin de bu düzenlemeye karşı tepki vermesi son derece mantıklı.
Hükümetin işçinin güvencesi olan kıdem tazminatı hakkına rotayı çevirmesine emek örgütlerinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Türk İş'e bağlı TESKOP İş Sendikası, hükümet kıdem tazminatı konusunda işlevsiz, etkisiz ve korumasız bir düzenlemeye gitme çabasında açıklaması yaptı. Sendika Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, ellerinizi kıdem tazminatından çekin çağrısı yaptı. Kıdem tazminatı yine gündeme geldi. Tüm işçilerin 83 yıllık kazanımı olan kıdem tazminatı hakkını fona devretme çalışmalarına emek örgütlerinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Biz çalışanlar olarak artık kıdem tazminatının tartışma konusu yapılmaması gerektiğini ve bunu gündemlerinden çıkartmaları gerektiğini her zaman söylüyoruz. Ticaret, kooperatif, eğitim, büro ve güzel sanatlar iş kollarında örgütlü TESKOP İş, fon düzenlemesine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz 12 Eylül'de kıdem tazminatlarında tavan yoktu. 12 Eylül askeri darbesinden sonra kıdem tazminatlarına tavan getirildi. Eğer hükümet işçileri, emekçileri düşünüyorsa, lehimize bir şey iş yapmak istiyorsa, kıdem tazminatının tavanını kaldırsın, askerlerin getirdiği sınırı da ortadan kaldırmış olur. Ulusal kanala konuşan TESKOP İş Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, kıdem tazminatı mevcut haliyle korunmalıdır dedi. Eğer kıdem tazminatını işçiler lehine düşünmek istiyorlarsa, kıdem tazminatının alımını da kolaylaştırmaları gerekir. Örneğin bir yılı tamamlayan arkadaşlar kıdem tazminatını alabilmelidir. İstediği zaman istifa ettiğinde yine kıdem tazminatını alıp gidebilmelidir. Kıdem tazminatı reformuna karşı ortak mücadele çağrısı yapan Özdemiroğlu, hükümete ellerinizi kıdem tazminatından çekin çağrısı yaptı. Çalışanların haklarına kimse el uzatmaya kalkmasın. Özelleştirmeler bitti, satılacak bir şey kalmadı. Sanıyorum artık buraya göz diktiler. Dünyanın gözünü çevirdiği Sudan'la devam ediyoruz. Devlet Başkanı El-Beşir'i tutuklayıp yönetime el koyan Askeri Geçiş Konseyi'nin yol haritasıyla ilgili ayrıntılar belli olmaya başladı. Siyasi Komite Başkanı görevine gelen Orgeneral Ömer Zeynel Abidin gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Siyasi Komite Başkanı önceliğin ülkedeki güvenlik ve istikrar olduğunu söyledi. Zeynel Abidin, Amerikan yaptırımlarını kırmak için çalışacaklarını da sözlerine ekledi. Sudan'da Ömer Beşir'in ev hapsine alınmasının ardından Savunma Bakanı Avad Bin Av, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla göreve başladı. Siyasi Komite Başkanı ise Orgeneral Ömer Zeynel Abidin oldu. Askeri Geçiş Konseyi adına açıklama yapan Zeynel Abidin, Devrik Cumhurbaşkanı El-Beşir'i yargılanması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim etmeyeceklerini açıkladı. Sokak hareketlerinin tetiklediği süreçte yönetimi ele alan askeri konseyin en fazla 2 yıl içinde görevi bırakacağı ifade edildi. Zeynel Abidin, iktidarı seçilen hükümete devredeceklerini kaydetti. Siyasi komite başkanı, "Önceliğimiz ülkedeki güvenlik ve istikrardır. İktidarda kalma derdimiz yok. ABD yaptırımlarını kırmak için çalışacağız," dedi. Zeynel Abidin, "Darbeci değiliz, halka ihanet etmeyeceğiz," diye konuştu. Sudan'daki gelişmeleri dünya yakından takip ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sudan hakkında açıklama yaptı. Sudan'daki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi. Ayrıca sürecin barışçıl şekilde yürütülmesi temennisinde bulunuldu. Avrupa Birliği'nden de çağrı geldi. Sudan'da halkın değişim talebini askeri konseyin karşılayamayacağı belirtildi. Yönetimin sivil hükümete devredilmesi istendi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Sudan'la ilgili toplanacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres tüm taraflara itidal çağrısında bulundu. Sudan halkı için tarihi bir an açıklaması yapan Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Paladino ise yönetimde sivil katılıma izin verilmesi gerektiğini vurguladı. Sudan'da sıcak bir gelişme de yaşandı. Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Bin Af canlı yayında görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bin Af'ın yerine General Abdülfettah Burhan geçti. Burhan'ın kitlelere daha yakın olduğu bilgisi paylaşılıyor. Malumunuz Sudan'da ordu yönetime el koymuştu ama sokaktaki gösteriler dinmek bilmemişti. Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Bin Av istifa etti. Yerine General Abdülfettah Burhan geçti. Burhan'ın kitlelere daha yakın bir isim olduğu
belirtiliyor. Mısır, Arap NATO'su olarak adlandırılan yapıdan ayrıldı. Reuters'ın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde Mısır'ın belirsizlikler ve İran'la ilişkilerinin kötüleşmesini istemediğinden ittifaktan ayrıldığı belirtildi. Mısır, Arap NATO'su olarak dile getirilen Orta Doğu Stratejik İttifakı'ndan ayrıldı. Reuters haber ajansının isimsiz kaynağa dayandırdığı habere göre Mısır ayrılma kararını Amerikan yönetimine bildirdi. Pazar günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan toplantıya Kahire yönetimi delegasyon göndermedi. Mısır'ın ittifaktan çekilmesi kararının henüz resmi bir taslağın hazırlanmamış olması ve İran'la ilişkilerin daha da gerileceği endişesinden kaynaklandığı belirtiliyor. Mısır hem Arap NATO'sunda hem de Doğu Akdeniz'de İsrail ve Amerika ile birlikte hareket ediyor. Bu nedenle ülkenin Orta Doğu Stratejik İttifakı'nı terk ettiği haberi uluslararası arenada şaşkınlık yarattı. Ulusal Kanal Mersin ve Adana'nın köylerinde tarımın nabzını tuttu. Türkiye'de yetişen her ürünün neredeyse bir ay önceden hasat edildiği bereketli Çukurova topraklarında üreticiler hükümete adeta gölge etmeyin, başka ihsan istemeyiz diyor. Üreticinin talebi maliyetlerin düşürülmesi. Karataş Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yeşil Yaprak hükümete seslendi. Destek verilirse Türkiye'yi de, dünyayı da doyururuz dedi. Bu uçsuz bucaksız karpuz seraları Mersin ve Adana'nın kıyı hattında bulunuyor. Türkiye'de ilk karpuz hasadı birkaç hafta içinde bu topraklarda yapılacak. Adana'nın Karataş ilçesine giden Ulusal Kanal ekibi Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Ali Fakı köyüne de uğradı. Karpuz üreticisi İbrahim Ekinci sezondan umutlu. 135 dönümü içerisindeyiz. Şu an 22 kişi var çalışanımız. 2 ay sonra, 2,5 ay sonra Allah izin verirse karpuzumuzu halkımıza sunacağız. Ama karpuz hasadını Tarsus'tan daha erken yapacak olan bir yer var. Adana'nın Karataş ilçesindeki Tabaklar Köyü hem fıstıkta hem de karpuzda iddialı. Kaç gün sonra yurttaşlar bunu yiyebilir? Mayıs'ın 5'i. Eski köy muhtarı Süleyman Şimşek, ithalat yapılmazsa iyi bir sezon geçireceklerini düşünüyor. Türkiye'nin %60 fıstığını üreten bölge Tuzla bölgesidir. Biraz tohumları yükseltmişler ama inşallah dışarıdan ithal mital getirip de bir şey olmazsa yüzümüz yeni dönemde de güler diye ümit ediyoruz yani. Türkiye'nin de ilk tırfanta karpuzu bizim burada çıkar. Karataş Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yeşil Yaprak'sa yer fıstığının üretim merkezinin Osmaniye değil Adana olduğunu söyledi. İşleme tesislerimiz olmadığından genellikle yer fıstığını Osmaniye'deki tesisler işlediğinden sanki fıstık Osmaniye'nin ürünüymüş gibi gözüküyor. Oysa ki Türkiye'deki ürünün %60'ını Adana olarak biz üretiyoruz. Yeşil Yaprak ülke tarımının haline çok üzülüyor. Tarım cenneti olan Çukurova'nın yalnızca Türkiye'yi değil dünyayı bile doyurabileceğini düşünüyor. Ama bunun için hükümetin iki şey yapması gerekiyor. Bunlardan ilki girdi maliyetlerini düşürmesi. Bize sadece siz girdi maliyetlerimizi düşürün, mazot fiyatlarını düşürün, gübre fiyatlarını düşürün, tohum fiyatlarını düşürün, zirai ilaç fiyatlarını düşürün. Bize bunları sübvanseli verin, biz üretiriz. Biz dünyayı doyuracak şekilde üretiriz. Dünyadaki 3 tane ovadan bir tanesi Çukurova. Biz dünyanın en iyi topraklarına sahibiz, en çalışkan çiftçisine sahibiz ama maalesef bizim belimizi büken girdi fiyatlarının çok yüksek olması. Yeşil Yaprak, hükümetin ithalata son vermesini de istiyor. Hükümetlerin ithalatı serbest bırakması bizim belimizi büküyor. Yani bizi dışarıdaki çok ucuz girdi maliyetleriyle ürün üreten çiftçilerle karşı karşıya getiriyor. Bizim sıkıntımız bu. Yoksa bize teşvik verin, bize karşılıksız para verin, biz bir şey istemiyoruz. Türkiye'yi değil dünyayı doyururuz. Sınır ticaretiyle yurda giren İthal-İran karpuzunun da denetlenmesini, yalnızca sınır illerinde satılmasını istedi Yeşil Yaprak. Mayıs'ın ilk haftası karpuzumuz çıkacak. Biz şimdi İran karpuzu yiyoruz. Yani bu olacak iş değil. Bizim karpuzumuzun tadı, lezzeti, aroması hiçbir karpuzda olması mümkün değil. Yeşil Yaprak hükümete yerli pamuk üretimi için de çağrıda bulundu. Yabancı Amerikan çiftçisine, Yunan çiftçisine vereceğiniz paranın 1/4'ünü, 1/5'ünü, 1/10'unu bize verin. Biz bu pamuğu üretelim, üretiriz yani buna gücümüz ve kudretimiz yeter. Karataş Ziraat Odası Başkanı sanayicinin ucuz yerli pamuk yerine pahalı Amerikan pamuğunu neden ithal ettiğini de açıkladı. Türkiye'deki bankacılık sistemi sıkıntıya düştü. Para musluklarını kapattığı için İç kaynaktan para bulamadığı için sanayici
Yine gitti o Amerika'nın GSM kredisiyle Amerika'dan pamuk satın aldı. Yani 8 liralık pamuğu burada almadı, gitti 12 liraya pamuk aldı Amerika'dan. Yeşil Yaprak, hükümetin sanayiciye kredi olanağı sağlaması durumunda pamuk ithalatının azalacağı görüşünde. Yetiştirdiği hemen hemen her ürünü Türkiye'den bir ay önce piyasaya sunan Çukurovalı üreticiler, bizim ürettiklerimiz Türkiye'yi besler doyurur diyor. Yeter ki hükümet girdi fiyatlarını düşürsün, ithalatı sınırlasın. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir akaryakıt istasyonu silahlı zanlılar tarafından soyuldu. Kaçarken çaldıkları paraları düşüren 4 kişi tutuklandı. İş yerini soydular, kaçarken de yakayı ele verdiler. Çünkü gasp ettikleri paraları düşürdüler. Şimdi 4'ü de tutuklu. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde D-757 Ankara-Bolu karayolundaki bir akaryakıt istasyonunda silahlı soygun olayı yaşandı. Soyguncular istasyondaki paraları gasp etti. Tam kaçıyorlardı ki paraları düşürdüler. Polis kısa süre içinde 4 şüpheliyi de yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mevsimsel geçiş dönemleriyle birlikte ani değişen sıcaklıklar vücudun daha kırılgan olmasına neden oluyor. Vücudun ısısını korumak için bu dönemlerde kat kat giyinmek gerekebiliyor. Değişen havaya karşı yapılması gerekenleri anlatan iç hastalıkları uzmanı Doktor Funda Orak Döven bu dönemde sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yaptı. Kalp var, şeker var, tiroid var, olmayan bir şey yok. Hava sıcaklıklarının ani arttığı, soğuduğu dönemlerde gerçekten vücut direncimiz biraz düşebilir. Mevsimsel geçiş dönemlerinde özellikle vücudun savunma mekanizması yakından etkileniyor ve bu dönemde sağlıklı beslenmek gerekiyor. Sağlıklı besleneceğiz. Bu çok önemli. Sağlıklı beslendiğimizde yeterince vitamini de vücudumuza almış oluruz. Yeterince sebze ve meyve yediğimizde, yeterince vitamin de vücudumuza aldığımızda bağışıklık sistemimiz de güçlü olur. Mevsimsel geçiş dönemlerinde aniden artan ve azalan sıcaklıklar bazı hastalıklara da davetiye çıkarıyor. Siz de oluyor musunuz peki hasta bu dönem? Evet, oluyorum. Özellikle alerji. Yeterince egzersiz yapacağız. Bu da çok önemli. Yeterince sıvı alacağız, su içeceğiz. Bu da çok önemli. Sonra iyi bir uyku çekeceğiz. Kötü alışkanlıklardan uzak duracağız. Nedir bu? Sigara ve alkol. Geçiş dönemleri vücudun savunma mekanizmasını zayıflattığı için nezle, boğaz ağrısı, soğuk algınlığı gibi hastalıklara neden olabiliyor. Vücudumuz için gerekli olan bir vitamin varsa hekime gider. Şikayetlerimize göre onun tetkikleri yapılır. Eğer D vitaminimiz düşükse, çünkü kıştan çıktık, D vitamini çok insanda düşük, ekstra D vitamini alabilir. Ya da hafif bir kansızlığı vardır. Doktor ona uygun, anemisi var. Demir verebilir. İnsanlar hava durumuna baksa bile giyim konusunda kararsız kalıyor. İşte bu durumda da kat kat giyinmek önemli. Mevsimine uygun nasıl yemek giyin diyoruz? Mevsimine uygun giyinin diyoruz. Yağmur yağdığında şemsiyemiz ve yağmurluğumuz olabilir. Hava ısındığında üstümüzü çıkarabiliriz. Ya da biraz serinlediğinde üstümüze daha kalın bir şey alabiliriz. Yani vücut ısısını sabit tutmak önemli. Soğuk zaman sıkı giyiyorum. Soğuk olmadığı zaman hafif giyiyorum. Ya, normal ama atkı var sizde. Ya ama üşüyorum, hava serin. Hastalıklardan korunma yollarını anlatan iç hastalıkları uzmanı Doktor Funda Orak Döen, doğru beslenmenin önemini vurguladı. Doğrusu kahvaltıyı daha kuvvetli ve doğru yapmak, akşam yemeklerini daha hafif yemek. Aslında özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için kahvaltı çok önemli. Mutlaka kahvaltıda doğru ürünleri seçmek gerekiyor. Mesela çocuklarımıza yumurtasını, sütünü kahvaltıda mutlaka vermemiz gerekiyor. Isı değişimleri bireyi hem bedensel hem de psikolojik yönden etkiliyor. Sonuçta ben de hekimim ama çok da fazla dikkat edemiyorum koşturmaktan. Türk sporunun önemli isimlerinden Can Bartu vefat etti. Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Senior lakaplı Can Bartu 83 yaşındaydı. Efsane Senior Can Bartu vefat etti. Bartu spor hayatına basketbolla başladı. Fenerbahçe'nin genç basketbol takımındaki kariyeri yeşil sahalarda devam etti. Fenerbahçe'nin futbol takımına girdi. En büyük başarılarına futbolda imza attı.
Fenerbahçe Kulübü ile profesyonel futbolcu mukavelesi imzaladıktan sonra basketbolu bırakan Bartu, biri genç, beşi A milli olmak üzere 6 kez basketbol milli takım formasını giydi. Böylelikle Türkiye'de hem basketbol hem futbolda milli takımda oynayan ilk sporcu oldu. Can Bartu'nun vefat etmesinin ardından Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kulübümüzün tarihinde çok önemli bir yeri olan Bartu'yu kaybettik. Bu büyük kaybın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz" denildi. Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinin taraftar grupları da 83 yaşında vefat eden Can Bartu için başsağlığı mesajları paylaştı. Efsane isme Allah'tan rahmet diliyoruz. Gece görüşünün sonuna geldik. Güzel bir gece, güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. İyi geceler, mutlu yarınlar.